edep yahu diye yazarmış pek çok dergahın kapısının üzerinde. Öyle yazarmış ki gireceğiniz zaman edeple girin. Edeple girin, lütufla geri dönün. Hem hatta kapılarını küçük yaparlarmış. Şöyle hani gidip görmüşseniz şayet o dergahların kapılarını, böyle ufaktır. İnsan boyundan da kısadır. Girerken eğilip de girin. Zira içeride Allah kelamı vardır. İlim öğrenilir, ilim öğretilir. O vakit siz içeriye bütün her şeyinizi, nefsinizi, kibrinizi hepsini bırakıp başınızı eğip de edeple gireceksiniz demek içindir o. Öyle girersiniz, öyle girmeniz gerekir diye söylemişler. Biraz da onun içinmiş yani aslında bu. Edep yahu diye yazmışlar. Batılı bir seyyah geldiğinde nedir bu diye sormuş. Burada bütün kapıların üzerinde bunu gördüm. Öyle demişler ki işte budur bizim esas derdimiz, davamız. Bunu gören bu kapıdan edebiyle girer. Ve anlatırlar ki aslında bildiğiniz hikayedir. Efendim şair Nabi, Urfalı Nabi güzel şairdir. Mübarek adamdır hatta. Peygamber sevdalısıdır. Öyle bir sevdadır ki bir kez olsun onun köyüne, bir kez olsun onun hemen dize dibine gideyim diye yanıp yakılır ve nasip olur bir gün. Yanında işte devlet erkanı birileriyle gittiğinde bir paşa vardır yanında. Heyecandan uyuyamaz Nabi. O kadar fazla, o kadar fazla heyecanlanır ki uyku girmez gözüne. Tam da Medine'ye yaklaştıklarında karşı tarafta Peygamber Efendimiz'in kabrini görecekleri zaman sabah vaktidir. Sabah ezanına çok yakın vakittir. Bir şey fark eder. Görür ki yanındaki devlet erkanından biri, bir paşa, işte yorgunluk, yol yorgunluğu, ayaklarını uzatmış o tarafa doğru uyur. Öyle olduğunu görünce kendi de heyecanlıdır ya, içi de yanmaktadır ya işte o hasretten dayanamaz. Bir şiir söyler birden, irticalen o an içinden gelir. Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hudadır bu, nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu diye başlayan şiirini tam da o anda söyleyiverir. Ve paşa duyar. Anlar meseleyi de der ki efendim bu şiir nereden çıktı? Eğer bunu söylerseniz insanlar duyarsa benim hakkımda iyi şeyler söylemezler. Aman ha bunu kimseye söylemeyin. Öyle deyince Nabi der ki yok efendim yok. Bunu ben şu anda şimdi içime geldi. Şimdi sadır oldu. Şu anda söyledim. Kimse duymadı. Kimse de duymaz der. Tam sabah ezanı vaktidir. Yaklaşırlar Medine-i Münevvere'ye. Ezan okumak için minarelere çıkmıştır müezzinler. Ezanı okurlar ve ardından hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ellerini yine kulaklarına atıp da bir şeyler söylemeye başlarlar. Elleri kulaklarındadır ve şöyle söylerler. Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hudadır bu, nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu diye duydukları vakit hem şair Nabi hem de o paşa ne olduğunu anlamaz şaşırırlar. Hani der sen bunu kimseye dememiştin. Ya bunlar nereden biliyorlar bu şiiri? Nabi de şaşkındır. Olamaz der, bilemezler. Eyvallah o zaman gidelim soralım derler ve aceleyle giderler. Minareden iner inmez yakalarlar müezzinleri. Derler ki ya siz bu sözü nereden duydunuz? Bu şiiri nereden duydunuz? Niye söylediniz minareden bunu? Hangi minareden inen müezzinin yanına gitseler derler ki bu gece rüyamızda Peygamber Efendimiz'i gördük. Bize dediler ki ta İstanbul'dan benim sevdiğim bir kulum beni ziyarete geliyor. Onu bugün ezandan sonra bu şiiri okuyup da karşılayın dedi. Biz de onun için bu sabah ezanın hemen arkasından bu şiiri okuduk. Dediği vakit hem paşanın hem de Nabi'nin elleri ayakları titrer. Ama Nabi'nin derdi başkadır. O sadece şunu söyler. Gerçekten rüyanızda Peygamber Efendimiz benim sevdiğim bir ümmetimden biri. Sevdiğim biri mi dedi bana benim için. Bana bunu mu söyledi der. Derdi başkadır. Zira hasret çeker. Zira peygamber sevdalısıdır. Edepten sakınmak tam da bu demektir efendim. Bugün 24 TV ekranlarında sahurun bu vaktinde, bu mübarek vakitte, bu güzel vakitte bir orucumuzu, evvelki orucumuzu sahibine göndermişken, yenisini gönderelim diye de hazırlanırken, bugün biz burada 24 TV ekranlarında sofrayı kurduk. Edebi konuşacağız, hoşgörüyü konuşacağız. Aslında daha evvel de söylemiştim ya bunu. Gönlümüzde olanı konuşacağız. Edep nedir? Haya nedir? Hatta daha güzel söylemiş onlar. Onların söyledikleri işte az evvel dediğimiz gibi yaşadıkları nasıldır? Nasıl hoş görmüşler? Nasıl hoş bakmışlar? Onları konuşacağız efendim. Siz de bu muhabbetin içinde olun istiyoruz. Soru soruyorsunuz, selam gönderiyorsunuz onu da biliyoruz. Ama nasıl yapacağınızı yine hatırlatalım. Twitter'da
Türkiye'de Ramazan hashtag ile sorularınızı gönderebilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarından da zaten gönderiyorsunuz. Oralardan da gönderdiğiniz mesajları, selamları alacağız, okuyacağız, konuşacağız. Karşılıklı muhabbet etmiş olacağız bu sofrada. Bendeniz Fatih Duman'la berabersiniz. Dediğim gibi edebi konuşacağız. Ama Mustafa Akgül Hocam da yine bugün de bizimle. Hocam bugün de iyisiniz inşallah. İnşallah. Elhamdülillah efendim. Allah şükrünüzü, iyiliğinizi arttırsın Allah inşallah. Allah hayrınızı, akıbetimizi hayır eylesin. Amin, amin. Daim amin. Eylesin. Sıhhatle bayrama ulaşmamızı nasip eylesin. İnşallah. İnşallah. Hocam Nabi'nin edebi. Evet. Edep yahu. Değil mi? Bir kısım dergahların da kapısına edepten mahrum olan bizim dergahımıza giremez diye yazmış. Evet. Edebi olmayan girmesin içeri. İlla edep, illa edep, illa edep. Hatta hocam şeyi yazmışlar. Ya Hafiz yazarlarmış kapıların üzerinde. Bir gün bir işte seyyah yine gezerken demiş ki ya demiş neredeyse her hanenin, her evin, her binanın kapısında bunu görüyorum. Hı. Ya bu nedir yani niye yazıyor bunlar? İşte yanında da nükteden bir Osmanlı varmış. Demiş ki siz anlamazsınız demiş. Bu Osmanlı sigorta şirketinin adı. Güzel. Şimdi güzel. Nezaket, edep tam da böyle bir şey. Evet. Peki şimdi şuradan girelim. Edep, işte hoşgörü onları konuşacağız. Bunları en başta söyledik bunları konuşacağız diye ama. Önce hadi hoşgörüyle başlayalım. Edeple girdik ama bu hoşgörü dediğimiz evet. Şey ne? Hoşgör yahu da yazarlarmış çünkü yani. Amin. Serlevha diye böyle asarlarmış her tarafa. Nedir efendim? Bu hoşgörü? Hoşgörünü hayatımızda çok önemli yer işgal etmesi gereken hoşgörünün iki cephesi var. Hı hı. Birisi vatana, millete, memlekete, dine, imana, ahlaka zararı olmayan konulara hoş gözle bakmak, tebessüm etmek, onları hikmet gözüyle seyretmek. Hı hı. İkincisi olayların içerisinde, belki de bize ters gelen olayların içerisinde, ya bunu iyi yönden mütalaa edemez miyiz? İyi açıdan bakamaz mıyız? Hani iyi bakan iyi görür, hoş bakan hoş görür, kuralını uygulayamaz mıyız diye hikmet gözlüğüyle olaya bakıp, bir kısım belki çirkinlik, belki yanlışlık, belki tersliklerin içerisinde var olan güzellikleri de görebilmeye hoşgörü diyoruz. Eyvallah. Fatih Bey bir ara söyledim hatırlarsanız. Bazı konular vardır ki beyin ameliyatı gibi neşteri çok ince tutmak lazım. Çünkü kılcal damara dokunursanız felç fayda yaparsınız. Vereyim derken felç yaparsınız. Evet, öyle demiştik. Tamam. Mesela tutumlulukla cimriliğin arasına çok ince bir çizgi var. İyi dikkat etmek lazım. Cömertlikle İsrafın da arası çok ince bir çizgiyle ayrılmış. Dikkat etmek lazım. Kibirle vakarın arası da çok ince bir çizgiyle ayrılmış. Dikkat etmezsek birinden öbürüne geçmiş oluruz. Vakur olacağım derken kibirlenmiş oluruz. Efendim, kibirli olmayalım derken vakarı da terk etmiş oluruz. Evet, evet, evet. Hoşgörüye gelince, eğer hoşgörüyü sınırlarını iyi tayin edemezsek tavize dönüşür. Zarar getirir. Hemen anlaşılsın diye arz edeceğim. Hı. Meselemiz ta tarihten onlar yüzler yıl evvelden olmadığı için herkesin canlı bildiği misali arz ederek başlamak isteyeceğim. 15 Temmuz'da bu millet yapılan o ihanete 3 saat hoşgörüyle baksaydı memleket perişan olurdu. Çok güzel örnek oldu ama. 3 saat hoşgörüyle baksaydı memleket perişan olurdu. Şimdi. Yani o ince çizgi burası. İnce çizgi burası. En ince çizgi. Orada hoşgörü olmaz. Yani o zaman bastığı yerle alakalı. Nereye basıyorsun kardeşim? Vatan diye bir mevzumuz var bizim. Bitti. Sen benim vatan dediğim o kutsal yere basıyorsan orada sana hoşgörü yok. Olmaz. Ezanıma basarsan, evet. Dinime, imanıma, bayrağıma basarsan orada hoşgörü olmaz. Ayağıma bas, canımı ye. Eyvallah der geçerim. Eyvallah der geç. Basan değil de bastırana bak derim, evet. Geçer giderim. Efendim bir de girişte dedim ki Fatih Bey, bir kısım çirkinliklerin içerisinden iyi bakıp da iyi görme işine de hoşgörü diyoruz. Hı hı. Hoşu görme. Ben hoşgörü burada... Hoşgörü tabirini
hoşu görme olarak değiştirmek istiyorum. Ve Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından şahane bir tablo, meseleyi net anlatacak bir olayı nakletmek istiyorum. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramla yolculuk yaparken ölmüş bir oğlan leşine rastladılar. Öleli de epey olmuş. Oğlan, keçi yavrusunun gözü patlamış, işkembesi dağılmış, kulakları parça olmuş, üzerine sinekler gelip konmuş. Bu manzarayı gören sahabe-i kiramdan bir kısmı, "Oo, gözü patlamış, şu hale bak. Öbürü işkembesi dağılmış, eyvah. Bir de kötü kokuyor. Sinekler de üstüne inip kalkıyor falan." diye bir nevi her biri hoşlanmayan yönlerini dile getirirken, kainatın efendisi, Allah'ın Resulü, bütün insanlığa ibret olacak, ışık tutacak o cümleyi lütfetmişler. "Ama ne güzel dişleri var." Ne güzel olmuş ya. "Ama ne güzel dişleri var." O kadar tabir caizse leş manzarasından o parlayan beyaz dişi görmek ve "ne güzel dişleri var." O kadar kötülüğün i̇şte içinde ufacık bir iyiliği bulmak ya. Yani. Evet, hoşu görmek. Evet. Ama işte ince çizgi ne? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam patlamış işkembeye de iyi demedi. Patlamış göze de iyi demedi. Kokusuna siz kötü diyorsunuz ama bu koku ne kadar da güzel demedi. Ama baktı oraları es geçti. Güzel olan, parlayan beyaz dişlerini gördü. Biz de olaylara hikmet gözüyle bakarsak oraları görmemiz, iyi noktaları görmemiz mümkün. Ama ana kuralımız sınıra dikkat etmemiz lazım. Sınırı muhafaza etmemiz lazım. Yani bu hoşgörü meselesinde sınırlarımız olmalı. Yani tabii ki Müslümanın şiarı bu, hoş görmek, kusur bulan kusurludur. Fehvasınca düşünmek de gerekir, eyvallah, ama işte o kusurun da sınırı var yani. Kusur kabahate, günaha, hataya dönünce ne olacak mesela? Günahda mı hoşgörü var? Irza namusa mesela, dönüşürse mi hoşgörü olacak? İşte olacak burada? Bütün mesele ölçüyü tutturmak. Hanımlar bilirler, şu anda da sofra hazırlıyorlar. Yemeğin tuz diye bir ölçüsü var. Eğer fazla kaçırılırsa zehir eder, çıkar, yenmez hale getirir. İlla buna rağmen yerse yiyenin tansiyonunu fırlatır. Hiç olmazsa o yemeğin tadı da olmaz. İşte ölçü, bütün hayat boyunca dengeyi tutturabilmek. Şimdi biz hoşgörü deyince hocam, yani toplum olarak genel manada algıladığımız şey şu. Yani bizden olmayana, bizim gibi olmayana, hatta farklı inanana onun yaşantısı şeklinde müsamaha demeyeyim hadi de kendi yaşantısını yaşamasına imkan sağlamak. Yani çok örnek veririz. İşte Fatih Sultan Mehmet geldi, İstanbul'u fethetti. Örnek anlatırlar diye söylüyorum. İşte Ayasofya'nın içine girdiğinde şunu beklediler. Gelecek Osmanlı Sultanı hepimizi öldürecek. Biz artık dinimizi de, işte evimizde çoluğumuzu çocuğumuza da yaşayamayacağız. Hiçbiri olmayacak. Ama o dedi ki siz gidin, kendi evinizde kalabilirsiniz. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Dininizi de yaşayabilirsiniz dedi. Hoşgörü gösterdi diyoruz. Evet. Şimdi bu mu? Bu hatta bana göre izin vermedir. Tabii. Kendi gücü, takatı yetmesine rağmen mani olmayıp izin vermedir. Bakın, benim şahsi kanaatim o ki Fatih Sultan Mehmet Hristiyanların kiliselerinde çaldığı çanı, "Oh be, ne de güzel çan" diye karşılamadı. Ama dedi ki müdahale etme yetkimi, hakkım yoktur. Görevlerini, dini inançlarını yaşasınlar. Ben yine davette ederim. Bence bu en güzel davet. Hidayette ermeleri için dua bile ederim. Evet. Ya Rabbi bunlar da hidayete ersinler derim. Ama değerli Fatih Bey ve değerli izleyicilerimiz, ne olur bilhassa din konusunu bazı kardeşlerimiz takım tutma konusu gibi zannediyorlar. Eyvallah, işte burası. Ya ben Müslümanım, o Hristiyan, öbürü Yahudi, öbürü puta tapıyor, öbürü ateist.
Benim herkesin inancına saygım var. Saygı ayrı bir konu kardeşim. Evet. Hoşgörü ayrı bir konu kardeşim. Katlanma ayrı bir konu. İzin verme ayrı bir konudur. Bunlar sınırları hiç çizilmesi gereken kavramlar. Az önce sizin söylediğiniz o sınır var. Bir adım ileri bir adım geri gidersin dedik ya. Aslında o kaç adım olduğunu söylüyoruz yani. Allah razı olsun. Dört adım saydık. Dört tane adım evet. Var. Ben bunun hepsini birden aşıp gitmeye kalkarsam sonunda çok... Ya da hepsini hoşgörü dersek problem çıkar. Beklenmedik yerlere ulaşırız. Peki bunda nasıl olacak o zaman? Hemen bakın ben bunu hem din hem takım açısından örneklerle anlatmak isterim. Bendeniz caminin kürsüsünde bile şu anda ekranda konuştuğumuzda bakmayın. Evet. Cami kürsüsünde bile futbolu zaman zaman kullanırım. Çünkü futbol kurallar oyunudur. Bir de güncel bir şey güncel insanlara bir daha çok anlaşılır geliyor. Gençler bunu daha iyi anlar. Evet, evet. Oradan hareketle ana konuma geldiğim zaman ha diye kafalara daha çok yatacağına inanır. Evet. Bakın hoşgörü tam da takım tutma konusunda uygulamamız gereken bir iştir. Ben Beşiktaş'ı tutarım, öbürü Galatasaray'ı tutar, öbürü Trabzon'u tutar, öbürü Kayseri'yi tutar, öbürü Karsspor'u. Herkesin kendi sevdiği takımı tutması gayet normal. Çünkü bunların hepsi takım olma özelliğinde birbirinden farkı yok. Ama ben Müslümanım, o da puta tapıyor. Benim inancımla onun inancının farkı yok dediğim anda اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında bir tek din var, o da İslam, kuralını yıkmış olurum. Efendim ben Allah katında bir tek din var, o da İslam inancına sahibim diye puta tapanın gidip boğazına sarılmam. Evet. Niye buna tapıyorsun, tapmayacaksın demem. Acırım, merhamet ederim, inşallah hidayeti bulur derim. Yaptığı bazı şeylere de katlanırım. İyilik de ederim, nezaket de gösteririm. Nezaket gösteririm fakat hoş görmem. Ama efendim ben Galatasaray'ı tutuyorum, niye falanca Fenerbahçe'yi tutuyor diye hoş görmemeye kalkacak olursam, niye falanca diğer takıma gönül verdi, başka renkleri seviyor, böyle şey olur mu diyecek olursam, bak orada sınırı aştım. Hoşa gitmek, katlanmak, özür dilerim, saygı duymak. Bunların örneğini de futboldan vermek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz dikkat lütfederse. Ben A takımını tuttum, siz B takımını tuttunuz. Maç başladı, sahaya çıkıldı. Sizin tuttuğunuz takım golü attı. Benim hiç de hoşuma gitmez. Ama? Hoş gördüm desem yalan olur. Evet. Ben buna katlanmak mecburiyetim. Eyvallah. Karşı taraf gol atmış, katlanacağım. Maç bitti, maçlar bitti. Benim tuttuğum takım değil de karşı takım şampiyon oldu. Saygı duyacak, eyvallah diyeceğim. Çünkü uğraştı, didindi, hedefe ulaştı. Hı hı. Efendim, bu siyasi hayatta da böyle... Yani şöyle olsa mesela, bunu daha hani basite ufağa indirelim diye söylüyorum. Yani... Köylerde muhtar seçiliyor. Hadi kişi sayısını söyleyelim. Yani var köyde 50 kişi, 26'ya 24 oldu kardeşim. İki tane aday var. Adaylardan biri benim. Vallahi karşıdakinin seçilmesi benim hoşuma gitmez. Yani adayım yani. Niye ben adayım. Benim seçilmem hoşuma gider. Ama uğraşırım. O da çalışır, ben de çalışırım. Adam ne yaptı? 50 artı 1 aldı yüzde itibariyle. Önce katlanır, sonra gider saygıyla tebrik ederim. Başarılı olması için elimden geleni yaparım. Eğer orada artık saygı duymama, hakarete dönüşme, ona hoşuna gitmeyeceği şeyleri sayma, hı hı, köyde onun aleyhine çalışma gibi durumlara girersem, işte hoşgörüyü o zaman terk etmiş, adabı, edebi o zaman terk etmiş olurum. Bir insanın bazı şeylerin hoşuna gitmesi başkadır, tekraren söylemiş oluyorum. Katlanması ve sonunda saygı duyması başka bir şeydir. Ama saygı duyabilmesi için inanç esaslarına ters olmaması lazım. Vatana, bayrağa, millete, dine, imana, ahlaka, namusa
ters olmaması. Sanki bu söylediklerimizden şöyle gibi anlıyorum ben. Şimdi yani örnek o diye söyleyeyim. Güçlü olan tarafla güçsüz olan bir taraf var. Yani bu hayatımızın tamamında böyle. Hani bir şeyi başaran var, onda geri kalan var. Ya da ne bileyim bir şeye sahip olan var, ona sahip olamayan var. Sanki şöyleymiş gibi güçlü olan, galip gelen, sahip olan taraf hoşgörü gösterecek. Diğer eksik kalan kişi de saygı duyup katlanacak. Yani katlanacak. İki taraflı bir görev. Bravo. Hoşgörü güçlü olanın yapacağı bir şey aslında. Teşekkür ediyorum. Zayıf olan, mağlup olanın hoşgörü şeyi pek de işe yaramaz. Zaten elinden geleceği bir şey de yok ki. Ne olabilir ki değil mi? Hatta af mesela. Çok zayıf birisi güçlü birine ben seni affettim dese insanlar güler. Evet. Affetmesen ne yapardın ki? Hani adın ne demişler de mülayim mi demişti? Ha mülayim demiş. Heh. Adın ne? Sert olsan ne yapardın ki demiş yani. Yani olacak bir şey yok zaten. Adınla bir şey değişecek. Yani buradan hadi tam şöyle verelim. Fatih girdiğinde ya biz sana hoşgörü gösteriyoruz. Dininizi istediğiniz gibi hadi İstanbul'da yaşayın deseydi içeridekiler. Allah razı olsun. Yani, teşekkür ediyorum. Olmayacaktı. Fatih'in dininizi yaşayın demesi hoşgörü ve müsamaha. Müsamaha izin verme diyorum hatta ona ben. Hoşgörü de değil o. İzin tabii, verme. Çok daha fazlası. Ama içerideki mağlup olmuş, kale düşmüş, efendim şehir teslim olmuş. Onlar deseydi ki Fatih'e hadi dininizi yaşayın biz size izin verelim müsamaha. Gülünürdü. Şimdi biz ana prensip olarak Fatih Bey hatırlayın, izleyicilerimiz de hatırlasın. Bir program yapıp da zamanı doldurma yerine önümüze aldığımız, konu olarak seçtiğimiz meseleyi eyvallah, iyi anlatmaya, zihinlerde kalacak şekilde nakletmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Dün de siz bir izleyicimizin mesajını okudunuz. Dün okuyamadık bir tanesini hatta. Ha, onu söyledim. Onu da söyleyin ama okuduklarınızdan biri diyordu ki, kulakta küpe olacak birçok söz söylediniz ki dedi. Kulağımızda yer kalmadı demek istemişti. ben deriz işte ikimiz de ona uğraşıyoruz. İşe yarasın bu program zihinlerde kalıcı iz bıraksın diye uğraşıyoruz. O açıdan diyorum ki bazı kardeşlerimiz hoşgörüyü günaha izin verme şimdi onu şeklinde. Günah var hadi bakalım çok günah işlemiş birisi. O zaman o günah kardeşim nasıl olursa olsun hoş görelim mi diyeceğiz? Ne olacak? Günaha da mı hoşgörü olacak? Günaha hoşgörü olmayacak. Ya keşke işlemeseydi. Bunu o günahtan nasıl kurtarabilirim? Bu hatayı onu kırmadan, damarına basmadan, inatlaşmasını temin etmeden nasıl oradan kurtarabilirimin yollarını aramak. Orada eğer kulak küpesi diye düşünüyorlarsa bir küpe yeri daha açsınlar. Hadi. Müslüman karşıdakine bir şey anlatmaya gayret ettiğinde veya onun hatasını terk etmesini istediğinde kılıç gibi, bıçak gibi, neşter gibi davranmayacak. Lazer gibi davranacak. Lazerle bugün ameliyatlar yapılıyor değil mi efendim? Göze giriyor, içerideki tamiratı yapıyor, çıkıyor. Kesme, biçme, kan, irin, dikiş yok. Canını acıtmıyor. Müslüman lazer gibi olacak. Şimdi bir kısım örneklerle işi daha anlaşılır hale getirmek istiyorum. Günah olan, %100 günah olan bazı davranışların üzerine güzel kılıflar geçirilmiş bizim memleketimizde. Mesela günahı bile hoş göstermek istercesine. Mesela rakıya aslan sütü demiş. Değil mi? Ya kardeşim niye aslan sütü diyorsun sen bu içkiye? Bu söz güzel, yapılan iş kötü. Bak kötüye müsamaha yapmış görüyorsun, hoş görmüş oluyorsun. Efendim, Allah göstermesin, uyuşturucuya mağlup olmuş yavrularımızı kurtarsın oradan. Hı hı. Maalesef uyuşturucular okullara kadar indi Fatih Bey. Yiyeceklerin içerisine bir kısım uyuşturucu maddeler koyarak çocukları müşteri edinmeye çalışıyorlar. Adam içki içmiş, esrar içmiş, eroin kullanmış. Son kendisini öldürecek olan vurmaya, şırıngaya
altın vuruş diyor. Ya kardeşim, kendini öldürüyorsan altın vuruş diyorsun. Etme, gitme. Günaha iyi kılıp uydurup da onu hoş görmeye veya hoş göstermeye çalışma. Üzülerek söylüyorum. Yanlış yolu tutmuş, yanlış yolda giden bir kısım hanımlara hayat kadını diye sanki etrafa hayat saçıyormuş gibi bir isim verilmiş. Bunlara dikkat etmek lazım diyorum. Şimdi bu o zaman bunların hiçbiri hoşgörü değil. Yani hoşgörünün sınırı var dedik ya. Şimdi evet, bizim düsturumuz şu bir kere. Yani onu en başta söyleyelim. Hoşgör yahu bizim düsturumuz. Eyvallah. Burası ama var. Başta ne dedi gözüm dilerim? Vatana, evet, millete, memlekete, bayrağa, dine, imana, ahlaka, namusa. Namusa teşekkür ederim. Namusa zarar vermeyecek konularda olabildiğince geniş olmak. Orada olduğu zaman sizin orada kırmızı çizgileriniz diyor ya. Allah razı oraya olsun. Oraya ayağını bastığı zaman kardeşim çek bu ayağını diyeceksin. O zaman sigorta atar, o zaman ışık yanar, o zaman dikkat gerekir. Nesrin Hanım bize demiş ki hoşgörü ve iyi niyetimizi kullananlar da var. Onları ne yapacağız? Şimdi bir de karşı tarafı var. Yani evet, siz hoş görüyorsunuz, hoşgörüyle davranıyorsunuz. İnsanların yaptıkları şeyi mümkün olduğu kadar, hani derler ya, bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyorsunuz. Ya bunu evet, iyiliği için yapmışlar ama işte bunu kullanan insan da var. Orada Efendimizin hadis-i şerifi geliyor işte Fatih Bey. Bir Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaz. La yüldevül mü'minü min cühdin vahidin merrateyn. Merrateyn. Ne demek? Baktım ki benim iyi niyetimi kullanıyor. Evet. Hoşgörümü kullanıyor. Dur arkadaş, sen bunu istismar ediyorsun. Şimdi Müslüman'ın da izzeti var burada. İzzetini muhafaza edecek. Hatta Üstad Necip Fazıl bazıları istismarı istismar ediyor der. Ne demek o? O kadarı var. Ya din iman diyor desem şimdi karşı taraf diyecek ki istismar ediyor. Öyleyse demeyeyim diye. İstismarı kullanıyor adam. İstismar kelimesini kullanarak beni dini faaliyetlerden alıkoymaya kalkıyorsa ben onun bu duygusuna hiç de önem vermem. Onun için karşıdaki bunu kötüye kullanıyorsa hemen orada freni koymamız lazım. Dikkati elde tutmamız lazım. Yani bizim burada düsturumuz o kırmızı çizgilerimizi, o kalın evet, kalın çizmek zorundayız. Yani bunu sadece tabii yani az önce söyledik vatan millet falan diye düşündük ama yani bu karakterle de ilgili bir şey. Az önce söyledik ki izzet diye bir şey var İslamiyet'in. Yani evet, hatta gelmişler bir gün İbn-i Arabi Hazretleri'ne demişler ki ya o kadar fakirsin, hiç işte yiyeceğin içeceğin yok. Şeyhim bak, bir sultana söylesen bir sürü sultan senin kapına geliyor. Ayağının altına kadar dizerler bütün altınları. Doğru demiş, dizerler ama onları almak için eğilmek gerekir. Aa, bravo. Şimdi kırmızı çizgi mi? Kırmızı çizgi. İzzet mi? Tam da burası. Şimdi Müslüman güçlü olur dediğimizde biz anladığımız şey şu. Yani döver. Hayır kardeşim. Yok. Zengin olur. Hayır kardeşim. Güçlü olmak haklı olmaktır çoğu zaman. Olur. Ama bu hakkını da bir şekilde karşıdakini ezerek değil, az evvel sizin buyurduğunuz gibi o çizgiyi bilerek koruyacaksın. Gücü hakkın emrine vermek. Sahip olduğun bence gücü. Bence hoşgörünün tanımı da tam bu olmalı hocam. Hakkın emrine vermek. Yani hoşgörünün Allah'ım tanımı nedir diyeceklerse bunu da hadi bir yere kulaklarına da nereye yazıyorlarsa yazsınlar. Gücü hakkın eline vermektir. Eline vermektir. Efendim bizim o meşhur tabirimizi duymayan yoktur. Yaratılanı severiz, yaratandan ötür. Eyvallah. Kardeşim öyleyse ben sana her türlü haksızlığı, kötülüğü, dünkü konumuz vardı malumunuz, komşu apartmanda her türlü kötülüğü komşularıma yapayım. Beni Allah yaratmadı mı? Evet. Öyleyse beni hoş görün. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü bu cümlenin bir parantezi var. Yaratanın emirlerine ters olmadığı sürece, yaratanın emirlerine aksi bir hareketi olmadığı sürece severiz. Hayvanatı da severiz. Taşı toprağı da severiz. Hatırlarsınız bizim insanımız bir yerde uzun süre kalınca oradan ayrılırken ağlar, taşına toprağına bakar, bazen gider taşını bile öper. Evet. Sanki orayla bir ünsiyet peyda etmiş, akrabalık kurmuş gibi olur. Niye? İşte yaratılanı sevdi, yaratandan ötürü. Biz taşı da severiz. Hele Hacer-ül Esved söz konusu olursa gider öperiz.
İşte az evvel vatan dediniz ya hocam. Vatan? Ya bayrak dediğimiz sanki bir bez parçası mı kardeşim? Mümkün mü? Onun ifade ettiği manadan dolayı biz ona saygı duyuyoruz. Onun için saygı duyduğumuz konulara dokunulmasını istemeyiz. Yaratılanın hepsini severiz ama yaratana ters düşmemek şartıyla, yaratanın emirleriyle zıtlaşmamak şartıyla. Bir kısmını da görmez geçeriz. İster ona hoşgörü desinler, ister yok sayma desinler. Yani şu, yani ona müdahale etmeyiz. Yani etmeyiz. Yanlış bir şey. Müdahale etmiyoruz, evet, iyi de demiyoruz, kötü de demiyoruz ama yokmuş gibi. Yokmuş gibi. De koca memleketimde diyelim ki 25 tane ateist varmış. Bırak olsun ne yaparsa yapsın. Efendim, bir ara... Bu da hoşgörünün bir çeşididir yani. Amenna. Bir ara daha önce söylemiş miydim, Hindistan'a yolumuz düştü. Yahu ineğe taptıklarını biliyorduk da fareye taptıklarını bilmiyordum. Oraya varınca fareye tapanların olduğunu da söylediler. Hatta adam fareyi bir kafesin içine koyuyormuş Fatih Bey. Evet. Ayağını da uzatıyormuş. Fare gelip de ayağını yalarsa, dişiyle de birazcık tırnağına dokunursa, o kendinden geçiyor ki Tanrı benimle temas kurdu diye. Ben işte senin güldüğün gibi güler ne geçerim. Ne diyelim yani? Ne diyecek bir şeyimiz yok. Oğlum, ne yapalım yani? Devam ediyorsan et. Ama ben sana acırım. Bendeniz bir canlı televizyon programında böyle dine ters hareket eden birisine dedim ki sana acırım. O da dedi ki ben de sana acırıyorum. Acırım dedi. Niye? Görmediğin şeye inanıyorsun. Cennet cehennem var diyorsun. Gidip gelen yok var mı filan. Ha sen de bana acıyabilirsin dedim. Herkes dininin inancının riskine katlansın. Ahirete geçtiğimiz zaman görürüz. Hani şair demişti ya hocam, ben sana Müslüman diyeyim, sen bana öte tarafa vardığımızda görelim kim Müslüman, kim kafir göreceğiz o tarafta diye. Bakalım bize, hangimiz zararlı çıkacağız. Bize kafir demiş Müfti Efendi, tutalım diyelim biz ana Müslüman. Evet. Yarın ruzi kıyamet de her ikimiz de çıkarız yalan. Eyvallah. O bana kafir demiş, yalan çıkar çünkü ben Müslümanım. Ben ona Müslüman diyeyim, yalancı çıkacağım çünkü o Müslüman değil manasında müthiş bir hiciv yapmış. Herkes dininin riskine katlanır arkadaş. Katlanmak sen de bana acıyabilirsin. Hatta bizim şu yaz gününde, şu en uzun günlerde sabahtan akşama kadar oruç tuttuğumuzdan dolayı bize acıyan insanlar var. Hadi bakın, siz çok güzel yere de geldiniz hocam. Ben hiç aklıma gelmemişti mesela. İyi olur, akla gelmeyen şeyler gündeme gelirse. Bugün daha güncel diye söyleyelim. Yani oruç tutuyoruz, inanıyoruz, inandığımız için oruç tutuyoruz. Yoksa hiçbir güç bizi kolay kolay, yani insanı, bizi derken onu demeye çalışıyorum. İşte 17 saat, 18 saat, ki daha fazla olanı da var. Bak, aç bırakamaz. Yani aç kalmamız açıkçası bunu mümkün kılacak hiçbir güç yok esasen ve biz aç kalıyoruz bir şekilde. Yani tabii ki oruç sadece aç kalmak değil ama işin o tarafına bakıyorum. Şimdi insan karşı tarafından şunu bekliyor. Kardeşim ben inandığım için oruç tutuyorum ve aç kalıyorum. Ama diyorum ki sen de hiçbir şey yapmıyorsan bana saygı duy ya. Yani insanın nefsi var, ben açım. Bak sen karşımda yediğin zaman nefsin bu, o da istiyor. Şimdi bir de meselenin bu tarafı var. Sevgili Fatih'ciğim, üzülerek söylüyorum. Hoşgörü ülkemizde tek taraflı kullanılmak isteniyor. Yani dindar hep dine soğuk bakana hoş görsün, onu hoş görsün, ona tebessüm etsin, onu iyi gibi davransın. Ama diyelim ki biraz dindarane hayat yaşamayan kişi, mütedeyyin yaşayana, dindarane yaşayana hiç hoşgörü göstermesin, tahammül etmesin. Ya burada bir çifte standart var. Evet. Cübbeli sarıklı birisi yolda giderken tükürecek olsa, şunun davranışına bak. Evet güzel. Eyvallah, kötü bir davranış. Tükürmesin. Doğru olmadığını ben de kabul ederim. Ama bir başkası köpeği gezdirirken, köpeği sokağa işlediği zaman, pislediği zaman, idrarını yaptı. Hadi büyük abdestini yapınca onu naylonuyla alıyor da kendi annesine bakmıyor ama onun kakasını bile alıyor. Bir de efendim işediği zaman kardeşim o olur normal işte köpek. Yani modern dünya bunu bravo ister. Bravo. Modernlikten
çağdaşlıktan gelince müsamaha, hoşgörü isteniyor. Dindar insan bir hata yapamaz mı? Yapabilir. Hem şunu hemen arz edeyim. Bir insanın, bir Müslümanın, bir vatandaşımızın bir davranışı uygun değil diye, bir davranışı yanlış diye genelleme yapıp onu tamamen saf dışına atmak da doğru değil. Yani şöyle aslında Müslümanlardaki hata kusur yüzünden İslamiyet'i suçlamak. Bir İslamiyet'i, bir de o kişiyi bile. Bir kusuru var diye tamamen bu adam yola giderken tükürdü. Bu adam yaramaz. Bu adam lanetlik. Dur kardeşim. Üstad Bediüzzaman'ın bir tespiti var. Kafirin bütün sıfatları kafirce olması gerekmediği gibi Müslümanın bütün sıfatları da Müslümana layık sıfat olmayabilir. Bir insan kafir diye iyilik yapamaz mı kardeşim? Komşusuna yardım edemez mi? Hasta olan birini hastaneye yetiştiremez mi? Hah tamam öyleyse bu dört dörtlük bu iş bitti demediğimiz gibi o iyiliği yaptığı iyilik Allah katında kaydedilir. Bizim inancımıza göre cennete ulaşamaz ama cehennemde o yaptığı iyiliğin faydasını görür. Şimdi döndük Müslümana. Bir Müslüman, bir hacı, bir hoca, o da insan. Hata edebilir. Hatasını savunmayalım. Hatalara hoşgörüyle bakılmasını talep etmeyelim ama oradan hareketle tamamen çizilip atılması, hayatın dışına gönderilmeye çalışılması, işte bunlar böyle diye sonra genellemeye gidip bu da dinlerinden geliyor diye İslam'a söz söylemek çifte standarttır. Hoşgörü isteyenlerin hoşgörüye hazır olmaları gerekir. Efendim, mütedeyyin insanların dine daha çok önem veren insanların düğünlerine dekolte elbiseyle gelen bir hanıma deniliyor ki hoşgörü lazım. Bu da böyle giymiş, tercihini yapmış, öyle gelmiş. Peki, çok modern, çok çağdaş bir ortamda düğün yapanların düğününe çarşaflı biri gittiği zaman hoşgörü gösteriyorlar mı? Aa, buraya da böyle gelinir mi? Bu ne kıyafet işte, bu ne çağ dışı da, hatta bir ara karga denmişti hatırlarsan, siyah kargalar. Bu bence asrın vebası. Bravo. Yani bu asrın vebası hocam. Abi, hem de çift taraflı bir veba. Bunu da net konuşmak gerek aslında. Çift taraflı ne olur? Özür diliyorum sözünüzü. Estağfurullah hocam. Ne biz elimizden geldiği kadar müsamahakar davranalım. Hoş görmesek bile katlanalım. Fakat karşı tarafta bizim yapabildiğimiz, beşer olmamız hasebiyle yapabileceğimiz yanlışlara, hatta beşer olduğumuzdan dolayı yapacağımız yanlış değil, İnancımız gereği yaptığımız şeylere de müsamaha yani göstersin. Yani o çizgi dedik ya az evvel, o çizgi, evet, çizgimize bastırmayalım kardeşim. Bastırmayalım kimsenin kardeşim, kimsenin o çizgisine ya de basmayalım, o da var şimdi yani. Bak tamam biz basmayalım. Efendimiz, şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Buyurun. Allah'a inanmayanların taptıklarına hakaret etmeyin. Eyvallah, işte bu. Çünkü onlar da oradan hareket ederek sizin inandığınız Allah'a derler. Bence şimdi siz var ya tam kitabın ortasını söylediniz hocam. Kitap bence, Kur'an. Bence, tabii ya, o tarafı da var. Bence problem de bu. Yani evet, biz bir şeyi kaçırdık. Kaçırdığımız şey bence şu. Yani bunu tabii ki hepimiz için genellemiyorum. O da ayrı bir şey. Karşı taraf ya da karşımızda olan herhangi biri, bunu sadece inanç anlamında da söylemiyorum, onlarla ilgili güçlü olan herhangi birisinin karşısındaki olanı ezmesi diye bir duruma düştük. Yani bu bence çok büyük bir, tabii nefsin oyunu falan ama bu genemediğimiz de bir durumdu. Yani kimse, herhangi bir taraftan, hangi mahalleden olduğunu tartışmıyorum. Böyle olduğu zaman da işte Kur'an bize işin, siz hep reçetesi diyorsunuz ya, reçetesini evet vermiş. Kardeşim sen gider. Adamın inandığı şey olmak zorunda bile değil. Yani onun sevdiği, saydığı, evet, evet, bildiği. Ya tuttuğu takıma niye hakaret ediyorsun kardeşim? Ona edersen o da o sana da senin takıma der, kötü sözün söylenmesine sebep olursun. Ben yine senden özür dileyerek arz ediyorum hocam, sözünü kesiyorsam. Estağfurullah, muhabbet ediyoruz. Aynı şeyi teyit eden hadis-i şerif. Buyurun lütfen hocam. Efendimiz buyurdu ki, sakın kendi annenize küfretmeyesiniz. Dediler ki ya Resulullah, bir insan kendi annesine küfreder mi? Ya durup dururken karşıdakinin annesine küfredersen, o da senin annene küfreder, sen kendi annene küfredilmesinin zeminini hazırlamış olursun.
İşte hocam bir şey değil mi? Siz hadislerden o kadar güzel örnekler veriyorsunuz ki. Doğru. Hani diyorlar ya bu zamana söyletmek, asrın idrakine söyletmek Kur'an'ı diyor ya. Hadis de böyle aynı şekilde. Bendeniz bu meseleden o kadar muzdaripten de fazlası artık iğrenmek tarafına kadar geldi. Yani o evet. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüğüm için bekledim. Yani pek çok defa pek çok insan görüyorum. Derslere giriyorum, derslerden çıkıyorum. Genç kardeşlerimizle devamlı beraberim. İnanın hocam, yani bu söylediğiniz mesele üzerine denk geldi diye söylüyorum. Çocuklar ya da gençler artık selamlaşır gibi birbirlerinin annelerine evet. Küfrediyorlar. Gerçekten böyle. İşi basite inmişler tabiri caizse. Ayağı dökülmüş. Ayağı dökmüşler. Ha? Yapmayın yahu kardeşim. Bak kötü söz. Söylene. İnsan da yer eder. Huy haline gelir. Sıradanlaşır. Onu terk edemez hale gelir. Ve o da söyleyen insanın itibarını, saygınlığını zedeler. Evet. Toplum içerisinde saygınlığını kaybeder. Karşı tarafa saygı duyması gereken değerlerine saygı duymayan insan kendi saygınlığını kaybeder. Onun da farkına varmaz. Buradaki olan da bence... Neye karşılık bunu yaptı? Neye karşılık evet. Kaybetti? Buradaki mesele de tam bence alimin dediği yer edepsizlik edep olmuş. Edepsizlik evet. Edep olur ondan sonra. Sen de yanar yakılırsın ki kardeşim edep yok. Yok doğru yok da. Yani mevzu en başından başladı. Sen önce edepsizlik demeyelim ona artık ne dersek. Terki edep diyelim. Terki edep diyelim. Öyle diyelim. Sen onu yaparsan bu normalleşecek. Ve normalleşirse de yaygınlaşacak. Çok teşekkür ederek biliyorum. Arada böyle şey yok, yapınca. Yok hocam çok keyif alıyorum. İmkan gelince. Bakın annelere babalara ben bir tembihte bulunmak istiyorum. Her evladın, her gencin bir kısım yanlış davranışları olabilir. Siz onları görmüyor gibi davranın, bilmiyor gibi davranın. Hmm. Eğer görüyor, biliyor gibi davranıp da bir de izin verirseniz, hoş görürseniz, müsamaha yaparsanız sanmayın ki evladınız o hatada kalır. Ben net misaller vermek istiyorum. Hmm. Sigara içiyor. Sen bilmiyor gibi davran. Olsun, madem ki içiyorsun oğlum bir de benim karşımda iç dediğin anda onu sigaranın bir adım ötesi neyse, bira ise biraya teşvik etmiş olursun. Bir ayda içtiğini duydum oğlum, yanımda iç, ne olacak ki bu saygısızlık değil dersen içkiye doğru, içkinin daha koyularına doğru sevk etmiş olursun. İçkisine müsamaha gösterirsen uyuşturucu kullanmasına zemin hazırlamış olursun. Yani hoş onun görmenin için, de bir adabı var kardeşim. Bak hoş görmüyor, bir kısım davranışları bilmiyor gibi davranarak. Bilmiyor gibi davranarak efendim görmemezlikten gelebiliriz ama ya nasıl olsa biliyorum bir de bildiğimi ona söyleyeyim dediğiniz an işte günaha kılıf bulmuş, günaha izin vermiş olursunuz hoş göreyim derken. Sınırı aşmış, neşteri yanlış kullanmış olursunuz. Efendim bir hacı efendimize hacda beraberdik Allah rahmet eylesin vefat etti. Dedi ki çocuklarımın bir kısım hatalarını biliyorum ama onlar bilmemezlikten geliyorum çünkü daha büyük hataya geçmelerine sebep olmuş olurum. İzin vermiş olurum. Babamız çok müsamahakar, babamız çok hoşgörülü, hoşgörülü dedi mi çocuklar bunu istismar eder dedi. Saygınlığımı da kaybetmek istemiyorum demişti. O cümle bende o senenin hatırası olarak kaldı. Vaktimiz nasıl? Sizin notlarınız varsa mesajlar onlara bakalım. Bunu söylediğiniz için o kadar memnunum ki hocam. Allah razı olsun. Yani sağ olun. Hani biz her seferinde söylüyoruz. Biz programı yaptığımız program aslında program demek istemiyorum. Muhabbet. Allah razı olsun. Bu muhabbet işte biz mesela az evvel söylediğiniz şeyi hiç planlamadık. Yani vallahi ben de o ayet-i kerime ve o hadis-i şerif de notlarımda yok. İşte bence işin evet. Güzel tarafı bu ve evet. Hani derler ya tam yaraya parmak bastınız. İşte yara bu. Yani biz edebi oturup saatlerce edepten bahsedebiliriz. Evet. Oturup hoşgörüden saatlerce bahsedebiliriz. Bununla ilgili de belki işte onlarca bir şey anlatabiliriz. Şu oldu, bu oldu, şöyle olmalı ama güncel kardeşim bak bu var. Ben de görüyorum. Siz de görüyorsunuz. İşte bizi izleyen kimse onlar da görüyor. Ya benim çocuğum da var diyor. Ya şu anda diyordur. Tabii evet. Yani bunu bir şekilde nasıl olursa tabii yöntemi farklı da olabilir. Bunu bir şekilde halletmek durumundayız. Edep dediğimiz şey işte bu. Yani onu bir şekilde düzeltmenin de bir edebi var. Yani evet. Az önce sizin söylediğiniz şey bunun edebi. Yani çocuğum yapıyor eyvallah yapsın yani tamam neyse nasılsa
Değil kardeşim. Allah. Bak öyle değil. Öyle yaparsan sonu gelmeyecek bu meselenin. Ölçüsüz merhamet, merhamet değildir. Ha işte bu. Bir küpe daha olsun. Oldu oldu. Çok oldu. Ölçüsüz merhamet, bence merhamet not alanlar da var bu arada. Fotoğraf gönderiyorlar. Var. Öyle mi? Not alıyorum diye. Şimdi not alacak yerleri kalmadı. Ben size söyleyeyim hocam. Yeni kağıt alsınlar. Ve unutmadan hemen söyleyeyim. İstediğiniz an tekrar döneriz. Tabii tabii hocam. Buyurun. İlla hoşgörü, illa karşının hatasına bile tahammül mü? Trafikte bunu yapalım. Değil mi? İşte hoşgörünün tam yeri. Ne yapmış? Adam girmemesi gereken şeride girmiş. E vardır bir hayır diyelim. Ya ben ona müsaade edeyim de o geçsin. Veya ne kaybederiz ya? Kavşağa girmişiz. Yok benim hakkım. Ya kardeş. Geçen siz de gördünüz değil mi hocam videoyu? Gişeye arabaların girişi. Ya ikisi beraber girmiş. İkisi birden girmiş ya. Ya ne ölçüsüzlük. İşte hoşgörüsüzlük. Evet. Biz hoşgörüyü kullanacağımız yerlerde kullanma yerine günahlara izin verme olarak anlamışız. Bu da fayda yerine zarar getirmiş. Ona şey yapalım, varsa notlarını alalım. Hocam Hamdi Talay Bey bize selam göndermiş. Demiş ki muhabbete hoş geldiniz güzel insanlar, hayırlı geceler demiş. Eyvallah. Dünkü mesaj da şuydu, onu unutmuştum onu söyleyeyim diye. Nesrin Hanım daha az evvel bize soru soran hanımdı. Nesrin Hanım dün demişti ki biz sahur soframıza oturuyoruz, karnımızı doyuruyoruz ama sizi de izleyip gönlümüzü doyuruyoruz demişti. Evet, sağ eyvallah olsun. Sağ olsunlar. Çünkü İşte az evvel dediğimiz için böyle. Biz muhabbet dediğimiz o sofrayı kurduğumuz için öyle. Yani eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Toplum olarak söylüyorum bunu. Biz o noksanları bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ve bu noksanların bence en başındaki problemlerden biri de bu hoşgörü meselesini bir yanlış anlamamız. Evet. İki, o yanlış anladığımızı bile doğru yapamamamız. Evet. Üçüncüsü de edep diye bir şeyin artık hayatımızın hani böyle temel taşı derler. Kilit taşı varmış ya hocam camilerde. Evet. Kilit taşını sökersen bütün kubbe çökermiş ya. İşte edep tam o kilit taşı bence. Edep, o kilit taşı da çökerse mevzu zaten çok sıkıntılı olacak. Edep aç parantez haya diyelim. Haya ile iman ikiz kardeşlermiş Fatihciğim. Biri nereye giderse o diğeri de oraya gidermiş. Haya ile iman, edep, iman ikiz kardeş. Biri nereye giderse diğeri de peşinden gidermiş. O zaman şuradan bu şuraya gidecek. Edep ve haya ile ilgili sıkıntınız varsa kardeşim bir dönün imanınızı sorgulayın bakalım. Sorgulayalım. Problem orada duruyor. Gelin şu Ramazan'ı muhasebe ayı olarak değerlendirelim. Yaptığımız her şey doğru, ne kadar güzel dersek kendimizi kaybetmiş oluruz. Evet. Zannederim Namık Kemal'in bir özlü sözü var. Ya terakki ya inhitat diyor. Ya habire yükseleceksin ya da geriye düşeceksin. Olduğun yerde kalamazsın diyor. Bisiklet misali verirler ya hani. Hı hı. Bisikletteyseniz ya hareket edeceksiniz yoksa durduğunuz zaman düşersiniz. Maneviyat konusunda ahlak güzelliği, cömertlik, fakir fukaraya yardım, ibadet-i taatı artırma, zikir, fikir, şükür görevlerini artırma, Müslümanın devamlı yaparak maneviyatta ilerlemesi gereken bir yoldur. Eğer bunları yapmazdan mevcut halimizi beğenirsek bir Müslümanın kendini beğenmesi, mevcut halinden memnun olması kendine verebileceği en önemli zararlardan biridir. Müslüman yeter çünkü demez. Yeter demez. İlerlemesini durdurmuş olur. Fren koymuş olur. Takoz koymuş olur. Hayır kardeşim, devam etmemiz lazım. İlerlememiz lazım. İlerlememiz için de biraz nefsin hoşuna gitmeyen şeyleri kendimize yaptıra iyilikleri huy haline getirmemiz lazım. Evet. Yoksa nefis kötülükleri bize huy haline getirmeye çalışır. Ve bunun sonunda da hayata bir şekilde bunu nasılsa yansıtamıyoruz. Yani yansıtamayız da. İşte hep anlatıyoruz ecdat şunu yapmış, oğlum bunu olmuş falan ama olmuş da kardeşim adamlar cidden edep dediğiniz, haya dediğiniz şeyi hayata o kadar güzel emzirmişler ki sonuçta oradan çıkan şey de bugün anlatıp da bu nasıl olmuş be kardeşim diyeceğimiz yer olmuş. Yani ne olmuş diye soracaksınız. Örnek veriyorum, nezaket diyoruz, anlatıyoruz ama ya adam penceresinin önüne koyduğu çiçekle ders vermiş be kardeşim. Kırmızı çiçek koymuş, benim evimde evlenecek kız var demek. Evet. Ona göre kapının önünden geçin, bak bilin. Sarı çiçek koymuş, hasta var, ona göre çok ses yapmayın. Şimdi hoşgörü müdür, nezaket midir? Al sana şeklidir kardeşim. Kapıya tokmak koymuş hocam. Bugün lüzumsuz kornalarla işte ve bir kısım gençlerin o motosiklet sevdasıyla evet.
bir kısım gençlerin yarış arabalarının gazına basarak efendim yüksek ses çıkarmakla bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Evet. Biz şimdi ya gençtir varsın yapsın dersek teşvik etmiş oluruz. Hoş görelim derken kötülüğü teşvik etmiş oluruz. Biz bu sınıra bugün dikkat çekmeye çalıştık. Evet, edep, hoşgörü bunlar sözle de olur. Yani öyle güzel olur ki hatta sözünüze dilinizin altına da yerleşir. Eğer siz bunu hayatınıza sindirirseniz, eskilere sorduklarında yaş kaç oldu böyle yaşlılara. Onlar Peygamber Efendimizin yaşadığından fazla yaşadık, 63'ü geçtik falan demezlermiş. Vakit geldi ama daha ölüm gelmedi, haddi açtık derlermiş mesela. Bu söze bile yansıyan edep nasıl olur? Vallahi böyle olur. Sahabi, hem de çok güzel olur. Sahabi-i kiramdan... Efendimizin yaşından, o günkü yaşından daha büyük olan birine, müşriklerden birisi oyuna getirmek için sen mi büyüksün, Muhammed mi büyük demiş. Muhammed büyük, ben ondan yaşlıyım. Ya işte edep bu. Edep bu deyip burada bırakıyorum. Peki. Hocam Kemal Yıldırım kardeşimiz var. Urfa'dan bize selam göndermiş. İkinci, üçüncü kere mesaj göndermiş. Eyvallah, selam olsun. Abdullah Arslan abimiz var İzmir'den. Eyvallah, ona da selam olsun. Diğer selamları da böyle bugün okuyamasam da yarın okuyorum farkındaysanız. Dünkü selamları da bugün almış oldum. Ama işte muhabbet öyle yere geliyor ki o yerde muhabbeti böyle keseyim dediğiniz zaman olmuyor. Çünkü hani insicamı bozmak diye bir şey var ya, sekteye uğratma mı demişler? Sekteye uğratmamak lazım. Bu da edepten midir? O da edeptendir. İsraf-ı kelam diye de bir şey vardır. Onun için korkarım zaten, korkumuz da odur efendim. Edep dedik, haya dedik, hoşgörü dedik ama... Siz de takdir edersiniz ki başka bir şey söyledik. Herkesin söylediğini söylemedik. Söylememek için söyledik aslında. Herkesin söylediği gibi olmasın diye söyledik. İnşallah bu söylediklerimiz, ki ben kendi adıma söylüyorum. Her defasında keyif alıyorum. Her defasında ben de yeniden bunu iyi ki konuştuk diyorum. İnşallah sizler de aynı şeyi söylemişsinizdir. Bugün de biz süremizin sonuna geldik. Ama şunu da söylüyorum. Bu arada Abdullah Arslan abimiz dua istemişti hocam. Dua da etsinler, babası rahatsızmış, onu da söyleyeyim, mesajı alıyorum. Hepimiz efendim, yeni bir orucumuz var artık. Şimdi tam başlıyoruz ona. Hepimiz tutacağız. Allah şimdiden hepinizin orucunu kabul etsin efendim. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Hayalen fena. Allah.